1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Kanal 58 ekranlarında Şifa Kapısı programımız her hafta yine önemli konu ve konuklarıyla devam ediyor. Bu hafta da çok önemli bir konuğumuzu sizlerle bir araya getirdik. Kıymetli hocamız, genel cerrahi uzmanımız, operatör doktor Bülent Öztürk bizlerle birlikte olacaklar. Bülent hocamla sünnet konusunu konuşacağız. Tabii eğitime ara verilen bu süreç içerisinde, korona günlerinde sünnet olunması ve kimler sünnet olabilir, sünnetin faydaları nelerdir? Bir merak edilen tüm sorularımızın cevabını Bülent Öztürk hocamızdan alacağız ama öncesinde biraz
korona günlerinden bahsedelim. Çünkü şu anda tabii süreçte biraz rahatlama dönemine girdik. Vaka sayıları düşüyor ve bu kısıtlamalar da ve tabii biraz bizlerin de rahatlamasıyla nasıl bir süreç bizleri bekliyor? Yeni bir sürece geliyoruz. Kendimizi nasıl alıştıracağız bu sisteme? Merak eden tüm soruları, cevaplarını hocamdan alacağız. Ben öncelikle değerli vakitlerinde bizlere ayırdıkları için Bülent Öztürk hocama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Esra Hanım. Bu hem programınıza bizi dahil ettiğiniz için. Hatırlarsanız COVID enfeksiyonu başladığı ilk dönemlerde de bir programı yapmıştık. O zaman da olayın ciddiyeti, nelere dikkat etmemiz gerektiği üstüne konuşmuştuk. Allah'a şükürler olsun ki bu dönemi güzel atlattık. Tabii kayıplarımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hem bizim tıp camiasından doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, memurları dan vefatlar oldu ve tanıdığımız insanlar da maalesef kaybettik. Fakat yine de ben başarılı tamamlandığını, buraya kadar gelindiğini düşünüyorum. Daha tamamlanmadı da COVID enfeksiyonu yine de eski aktivitesinde olmasa da halen devam ediyor Türkiye'de. Evet. Ama sizin de belirttiğiniz gibi bir rahatlama süreci içerisinde girmiş bulunuyoruz. Tabii bunlar ölçülüp biçilen, bakılan, özellikle devlet tarafına zaten çok profesyonel götürüldü şimdiye kadar. Evet, hem bilim insanları, evet, bakanlık ve halkımız da çok uydu. Gerçekten onlar eğer bu kadar riayet etmeseydi, tabii ufak tefek televizyonlarda şey gösterildi. Hani kaçamaklar, ne bileyim, yanlış yapılan şeyler falan, ama toplumun tamamına baktığınız zaman ben büyük bir uyum gördüm, evet, gerçekten. İnsanlar evlerinde kaldılar, ne bileyim, maske takmalar falan böyle çok başarılıydı. Şimdi bundan sonra hakikaten hep söylenen şeyler, ama yine de birkaç noktayı vurgulamak lazım. Bir rehavete kapılmamak lazım. Bu bitmedi. Yani bir mucize inip bu ülkeden gitmedi. Şimdi yine önümüzde bazı örnekler var. Bizden önce bu işi başlayan, enfeksiyonu yayılanlar ve bizden önce rahatlama dönemine girenler. Ve şimdi bazılarında tekrardan vaka sayılarında artışlar var. Örneğin İran gibi. İran biraz davranış şekilleri falan da bizim ülkemize benzeyen yani yapıları var. Dolayısıyla eğer maske takılmaz ise, mesafe korunmaz ise, bu havalar geldi geçti, sıcaklardan dolayı geçiyor bu enfeksiyon gibi bir tavır içerisine girilir ise, o zaman bu vaka sayısının Türkiye'de artacağı net gösteren bir örnektir İran'ın yaşadıkları. Dolayısıyla bizim bu maske çok önemli. Yani bence iyi maskeler, ama hiç bulunamıyorsa cerrahi maske, insanlarla mesafenin 1,5-2 metreye mesafenin korunması. Burada tabii bu akılcıl düşünmek lazım. Yani ne bileyim, işe geliş gidiş saatlerinde değişiklikler yapılabilir. Çünkü şimdi metrobüsler, tramvaylar falan da hep açıldı. Evet. O yığılım içerisinde o 1 metre, 1,5 metreyi korumak mümkün değil. Bunlara hep ne yapılacak? Tabii açıldı bu kurallar, ama insanların kendileri dikkat edecek. Zaten de dikkat ediyorlardı benim de gördüğüm. Bence C vitamini açısından kuvvetli beslenmeleri, hatta C vitamini ekstra almaları bu dönemde, güneşlenmeleri, D vitamini immün sistemi kuvvetlendiren şeylerdendir. Ve vücutlarını, madem şimdi açıldı da ortalık, biraz yürüyüşle falan böyle solunum egzersizleriyle o bir enfeksiyona gelebilecek bir şeye hazır hale getirmeleri lazım. Çünkü sağlam bünyelerle bu virüs yenilebilir. Bir de bizim elimizde işte tecrübemiz, ilaçlarımız, hastanelerimiz falan, her şeyde hazırız. Ama bu Türkiye bu yönden kuvvetli diye şey yapmamak, gevşememek lazım. Yani vatandaşla toplumda üzerine düşen sorumluluğun farkında olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yapıyorlar, ama bir gevşememeleri, evet, lazım. Biraz daha da devam etmek lazım. Ben yani de bitti demeyeceğiz. Demeyeceğiz. Daha bitmedi zaten. Yani 800 vaka, 900 vaka. Yani bunlar böyle hani 3-5'e kadar falan gevşemeden devam etmek lazım. Birden parlayabilir çünkü. O yüzden de dikkat edeceğiz. Yaz geldi, işte güneş geldi diye de kendimizi tamamen de kaptırmamamız da gerekiyor. Tabii. Ya maskeyle sıcak havada dolaşmak çok zor olur. Zor olur, ama
Sıcak havada öyle bir hastalığa yakalandığınızı düşünün. Ne kadar daha siz zorlanacaksınız falan. Bunu tedbirini almak lazım. En azından sıcak havanın şöyle bir şeyi var. Daha rahat, daha geniş alanlara insanlar dağılabilir, yayılabilirler. Yani kumsallar, ne bileyim, parklar, bilmem ne. Burada da işte koşarken, şey yaparken, hep insan yürüyüş yaparken insanlardan normal olduğundan biraz daha uzak mesafeyi kollamak lazım. Ve en ufak bir şüphede, hastalık gibi bir durumda da hemen acile başvurup ya da gerekli 112'ye falan haber verip tedbirlerin erkenden alınması lazım. Ve temizlik noktasında da dikkat etmemiz gerekiyor. Hayret, doğru. Doğru, iyi ki onu da üzerine baskıladınız. Evet, ellerimizi yıkamamız lazım 20 dakika sabunlayarak. Sağ solu mümkün mertebe tutmadan. Ben çok eldiven kullanılması taraftarı değilim ama o da insanın elinde bir şey oluşturuyor. Farklı bir katman oluşturuyor gibi. Ama ellerimizi bol bol yıkamak, bu elimizi yüzümüze, gözümüze, ağzımıza sürme alışkanlığından uzak durmak yeterli olacaktır. Bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor Bülent Hocam. Evet, değişiyoruz da zaten. Evet. Yani ben insanlarla, hastalarımla falan ben de yakın çünkü Türk toplumunun genlerinde var. Evet, yani dokunmayı böyle, ne bileyim, herkese tokalaşmayı, evet, bazen sarılmayı falan böyle severim. Benim de yapımda var. Fakat bu doğru olmadı. Böyle enfeksiyonların çok daha hızlı yayılabildiği, hele bu dönemde. Evet. Şimdi bakıyorum, herkes ya uzaktan ya el sallayarak falan yine sevgisini gösteriyor. Tabii maskeyle falan sadece gözlerde o gülüşü görebiliyorsun. Yani içinden görülmediği için. Ama böyle de yaşanabiliyor. Biraz böyle gidilecek gibi gözüküyor. Evet. Evet, Bülent Hocam'ın da dediği gibi kurallara uyacağız. 3 ana başlıkta maskemizi takacağız. Sosyal mesafemizi koruyacağız. Ve el hijyenimize dikkat edeceğiz. Aynen öyle. Evet hocam. Tabii ana konumuz sünnet. Şu anda korona günlerinin ardından okullara bir eğitim arası verilmişti. Evet. Tabii önümüzdeki süreçte neyi gösterecek onu Milli Eğitim Bakanlığımız ve yetkililerimiz tabii ki de planlamasını yapmışlardır. Peki bu süreçte, bu tatil döneminde diyeyim, çünkü tatil dönemine de girecek çocuklarımız bir şekilde. Evet. Sünnetler ve sünnet olacak çocuklarımız da olacak. Doğru. Peki, öncelikle sünnet nedir diye. Şimdi sünnet, dediğiniz doğru, tam da sorulması gereken zaman esasında. Şimdi okulların, normalde okulların kapandığı zamanda bir sünnet patlaması olur. Evet, herkes o döneme planlar. Evet. Ve o 15-20 gün, yani günde 10-15 tane sünnet yaparız. Daha sonra bir sakinler, bir de okulların açılmasına bir hafta 10 gün. Evet. Bir de sömestr birinci haftasında olur. Genelde tarihler böyle. Çünkü o çocukların biraz da dinlenmesi gerekir. İyileşmesine, kağıt dönemi falan. Sünnet, biraz hafif tarihçesinden de bahsedeyim. Esasında Esra Hanım, ne zaman sünnet yapılmaya başlandığı net bilinen bir şey değil. Yazılı tarihten eskilerde, yani eski Mısır'da yapılmaya başlanmış sünnet. Amerika kıtasında İnkalarda yapmışlar. Görülen, bununla ilgili resimli duvar yazıtlarında şeyler var, bulgular var. Yüzyıllardır var olan, süre gelen bir uygulama. Dünyada en çok yapılan cerrahi işlem. Sünnet nedir sorusunun cevabı, erkek çocukların, bir de kızlarda da sünnet var. Yani bizim ülkemizde Allah'a şükür o uygulama yok ama Güney Afrika'da falan, Hindistan bölgesinde de kızlarda da sünnet var. Onu da böyle kısa altından geçelim. Erkek sünneti üzerine konuşuyoruz şimdi. Erkek sünneti, penisin kafa kısmını, glans bölümünü kapatan prepus denilen bir deri parçası vardır. Bir kısmı mukozadır, bir kısmı da deri. Bunun cerrahi yöntemlerle bir bölümünün alınması, glansın başının açık bırakılması, açık hale getirilmesidir. Lokal anesteziyle yapılabilir, genel anesteziyle yapılabilir. Çok eskilerden beri gelen bir uygulama olduğu için farklı farklı da geliştirilmiş şeyler vardır, yöntemler, ama bu
şeyde son 20-30 yılda oldukça hem teknikte hem de özellikle lokal anestezi konusunda ciddi bir gelişme oldu ve daha rahat şekilde yapılıyor. Eskiden uyuşturmadan falan evet. yapılıyordu. Ondan bahsediyorum yani. Peki hocam, sünnetin faydaları nelerdir? Sünnetin faydaları, sünnet tüm dünyada ortalama yılda 13-13,5 milyon erkek çocuğu sünnet yapılıyor. Evet. Bu daha çok sadece Müslümanlar için değil. Yani Museviler, bir kısım Hristiyanlar da sünnet yaptırırlar. Daha farklı gelenekleri, teknik hemen hemen aynı. Sünnetin temeldeki faydası temizlik anlamında. O glansın kafasını örten fazla deri kısmı, buruşup içerisinde idrar kalıp enfeksiyonlara neden olabilir. Bunlar bazen daha da ilerleyip o penisin etrafını saran yapışıklıklara neden olabilir. Ve orada biriken bakteriler de idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir ve bir kötü koku falan gibi. Temeldeki en önemli şeyi bu temizlik ve bakımıyla ilgilidir. Bizim toplumumuzda da hem dinen hem de Türk toplumu içerisinde de yüzyıllardır yapılan bir işlemdir. Tarihi de çok eskilere dayanan bir özel cerrahi işlemdir. Dünyada en çok yapılan ameliyattır diyelim, cerrahi işlem. Evet. Şimdi bununla ilgili bana da hem hastalar da çok soru soruyorlar. Bir yapılmış böyle net bir bilimsel bir açıklama yok. Yapılmış böyle ufak sayılarla yani 30'lu 40'lı çalışmalar var. Şimdi burada ama mantıklı olan bazı açıklamalar da var. Onları da bir de bizim de tecrübemiz var. Yıllardır sünnet yapıyoruz. Bence benim önerdiğim ilk yaşını bitirmeden bir kere, ama bu biraz daha geniş bir marj oldu. Yani çocukta penis olgusu tam oturmadan, yani ona ait bir şey, onun için çok özel bir şey olduğu kafasına yerleşmeden sünnetin yapılmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu da ne kadar çok doğuma yakın olursa o kadar iyileşme dönemi daha çabuk oluyor. Daha rejenerasyon, yenilenme yetisi yüksek olduğu için yeni doğan çocuklarda ve onlar daha hızlı iyileşiyorlar. O zaman bu süreyi biraz daha kısaltmak mantıklı. Yani ben hemen yeni doğduktan sonra yapılmasını da çok beğenmiyorum. Nedeni de şu, çocuk yani bu anne babanın işini kolaylaştırır bir şey gibi. Doktorun da kısmen, yani doğuyor, hastaneden çıkmadan sünneti yapılıyor, tamam. Ama yeni doğanda karşılaşabileceği bir kere dünyaya çıkıyor. Annesinin karnından, farklı bir ortamdan, tamamen başka bir ortam, oksijenizasyonu başka, beslenmesi başka, bilmem bir sürü ek sorunla karşılaşırken bir de üzerine bu ekleniyor. Ben onu çok doğru bulmuyorum. Mesela yeni doğan sarılığı olur, anne sütüne bağlı sarılık olur gibi gibi bu sorunlar çıkacaktır. Bir de sen sünnet yaptırmışsındır. Ondan mı oldu bilmem ne, kafalar karışır, insanın canı sıkılır. Onun için benim önerim, bu 10-15-20 günlük adaptasyon dönemini geçirdikten sonra, ama 40'ı da çıkmadan. O dönemde 30 günlük profesyonel birilerinin elinde, ama hani bu böyle sokakta falan olacak bir şey değil. Çünkü o çok önemli bir konu. Evet. İyi bir sünnet hem çocuğun kafasında penis olgusu oluşmadan hep öyleymiş gibi görecek ve öyle de bitecek. Çünkü yapılan özellikle yurt dışı kaynaklı bazı araştırmalarda şuna vurgu yapılıyor. Çocuk penisine sünnet yapılınca, hele de açıklanmadan, diyelim ki 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında falan, bu yaşlarda da sünnet yapılabilir. Evet. Yine bir sorun yok ama anlatırsınız nedenini, bilmem ne falan filan böyle. Onlar zaten kendileri istiyorlar, bir de oraya da geleceğim. Yani kendi sünnet olmamış çocuk kendini eksik gibi görüyor. Bizim toplumumuzda bir sonuçta adet de aynı zamanda bu. Mesela tuvalete gidiyorlar. Yanındaki arkadaşı sünnet olmuş. İşte ben oldum diyor. Sen olmadın mı? Bilmem ne. Ya bu psikolojikmen de çocuk. Evet. Etkili. Erkek oldum diyor mesela. Erkek olma olgusu. Anneler için de öyle. İşte kızlar için de öyle. Erkekler için de öyle. O da dolayısıyla sünnet olmak istiyor. Bana geliyor hastalarım. Benim oğlum sünnet olmak istiyor diye. Kendi
kabullenmiş bir kere. Ama yani önerilen şey penis olgusunun oluşmadan, çünkü ona bu sefer sünnette bir zarar verildi gibi algılıyor çocuk. Evet. Bir koruma şeyine geçiyor. Biraz psikolojik olarak yıpranıyor. Mesela böyle haber verip sonra hep o eli orada onu korumaya çalışıyor. Anlatabildim mi? Böyle psikolojik şeyler olmasın diye mümkün mertebe çok bilinci oluşmadan bir yaş, hatta 40'ından önce, hadi belki 3 ay falan, ilk 3 ayda yapılması daha mantıklı. Veya hatta bazı anne babalar da biz düğün yapmak istiyoruz. Hani bunun şöleni, töreni, yani bilmem ne. Biraz bilsin, bilsin diye. O zaman bence 6-7 yaşından sonra en mantıklısı. Evet, hocam güzel bir konuya temas ettiniz. Bazı ebeveynler, anne babalar hani çocuğun fark etmesin deyip bir yaşına gelmeden de ya da 1-2 yaşında olduğu zaman bile fark etmesin diye sünnet yaptırabiliyorlardı. Bazı ebeveynler de işte bilsin, onu hatırlasın. Evet. O farklı bir ambiyanstır çünkü düğün, sizin de dediğiniz tabii gibi. Mevlid'i, düğünü, evet. Eyüp'e gidilir falan filan. Yani tabii sosyolojik olarak da bir tatminlik vardır. Doğru. Ama tabii şu korona günlerinde öyle bir olasılığımız yok artık. Yeni bir hayat bizi bekliyor. Artık sosyal mesafeli düğünlerimizde gerçekleşecek. Geçmişteki gibi toplu sünnet düğünleri olsun, yok, törenleri evet olsun. Biraz bu süreci... Toplu hiçbir şey yok. Evet, biraz herhalde artık o anılarda kalacak ama ümit ediyoruz ki o güzel günleri de yaşayalım. Tabii bilinçli bir şekilde yaşayacağız. Nasıl o 3 kurala uyacağız? Bunu da yine mesajımızı verelim. Sosyal mesafeyi koruyacağız, maskemizi takacağız ve hijyenimiz önem gösterirse bu koronavirüsü yeneceğiz ve o güzel günlerimizi tekrar yaşayacağız. Ebeveynlerde böyle bir olgu var ama, değil mi hocam? Tabii. Yani çocuğum yaşasın, görsün. Peki orada çocuğun psikolojisi nasıl oluyor? Şimdi, ya bir korku oluyordur mutlaka. İşte internetten görüyoruz. Sünnet olacak işte 5, 6, 7 yaşındaki çocukların işte korkusu, arkadaşlarla olan o diyaloğu. Evet, doğru. Şimdi dediğiniz gibi bilsin, düğün yapalım falan diye geç yaşta yapılan sünnetlerde, ben mesela 3, 4, 5 yaşından sonra ise bir sünnet planlanıyor ise, evet, önceden aile ve çocuğu görmek istiyorum. Çünkü sünnet, onu da soracaksınız herhalde, iki şekilde yapılır. Lokal anesteziyle, genel anesteziyle. Şimdi hangisine uygun? Lokal anesteziyle pipi ve etrafı uyuşturularak, ama çocuk hemen hemen kendinde. Ha, bazen biraz takviye edici ilaçlarla falan sedatize ediyoruz. Hadi o da bir sarhoşluk gibi sağlıyor. Yani böyle hani pelte gibi yatmıyor sonuçta çocuk. Genel anesteziyle ise uyutuluyor. Dolayısıyla o anı yaşasın, lokalle dayanır benim oğlum falan dedikleri şeyde zaten ağrı duymuyor çocuk. O ayrı bir şey ama o durum korkutuyor bazen. İşte buna uygun mu değil mi önden görüyorum. Bazen bu sünnette eskiden babaanneler, anneanneler falan daha çok bakardı ya çocuklara. Onlar da kendi büyüklerinden gördüğü için o sünnet derisini geriye doğru çekerler. O zaman yapışıklık olmaz. Şimdi ise bakıyorum, bu da önemli bir konu. Getirilen sünnet olacak çocukların hemen hemen birçoğunda işte kreşlerde büyüyorlar ya da da modern anneler bakıyor, penise dokunmuyorlar. Onu geriye doğru çekmiyorlar. Bu sefer o deri kafaya komple yapışmış oluyor. Yani böyle bir sorun var mı? Bunlara bakıyorum. Hangi yönteme daha uygun? Aileyle anlaşıyoruz. Bir de onların isteği nedir? Bunu da izah ediyorum. Olur olmaz. Ona göre herkes mutlu olsun. İyi bir iş çıkarılsın. Güzel bir sünnet olsun. En önemlisi çocuk sağlıklı olsun. Psikolojisi zarar görmesin. Aile de memnun olsun. Onların da istedikleri. Çocuk oğulları sonuçta. Ya doğru bir karar verip öyle hareket etmeye çalışıyorum. Peki, az önce bahsettiniz işte lokal anestezi mi olsun yoksa cerrahi operasyon mu olsun diye, hangisini öneriyorsunuz hocam? Şimdi çok küçük olanlar, yani dedik ki mesela 40 günlük, 3 aylık, 5 aylık falan, bunlar zaten bu yaştaki çocuklara genel anestezi vermenin hiçbir anlamı yok. Çünkü lokalle rahat yapılabilir. Cerrah orada kendi becerisi, ekibi, yani karşısındaki partneri, teknisyeni, hani şey
personeli falan, çocuğu tutabilmesi, şu bu falan, bunlar çok önemli. Yetişmiş bir ekiple çok rahatlıkla yapabilir sünneti. Dolayısıyla ne kazanır? Çocuk narkoz almaz. Ya karaciğer o toksik maddeleri tatmamış olur. Narkoz riskine girmez. Uyudu, uyandı, uyanmadı bilmem ne falan filan. Böyle hiçbir şey yok. Lokalle yaparsınız. Annesi babası da yanında olabilir. Yanına da alırsınız. İşte müzik dinlerler, çizgi film bakarlar, şu bu falan. Sen o sırada 10-15 dakika içerisinde sünneti yapar, çocuğu teslim edersin. Bu çok güzel bir şey. Yani kendisine uzaklaşması yok. Şimdi tersini çizelim. Diyelim ki 5 aylık bir çocuk. Kattan annesinden alınacak ya da ameliyathanenin kapısında. Ameliyathaneye girecek. Damar yolu açılacak, bulunacak bilmem ne falan. O sırada ağlayacak, tekrar narkoz verilecek. Sünneti yapıldıktan sonra tekrar uyanırken ağlayacak, tekrar kata çıkacak. O yokluk, annesinden uzaklık falan da bir şey yaratıyor sonuçta. Ama ben yani küçük yaşlarda lokal anesteziyi tercih ediyorum. Bu 1, 2, 3 yaşlarında da olabilir. Ama giderek büyüdükçe 4-5'ten hani kısmen, fakat daha da büyüdükçe yani 7, 8, 10, 11 artık orada hem sinir uçlarında daha çok his doğuyor. Sünnette lokal anestezi etkisi azalmaya başlıyor. Hem de o psikolojik olarak hırpalanabiliyor. Onun için onlarda ise genel anesteziyi daha çok tercih ediyorum. Hem çocuk bir şey duymuyor, artık narkoz riski de pek kalmamış oluyor. Uyuyor ve rahatlıkla uyanıyor. Ve burada tabii sünnet yapan cerrah da çok önemli. Tabii o kesinlikle. En önemli konulardan birisi bu hocam. Evet. Sünneti cerrahlar yapıyor. Çok kişi yapıyor. Normal pratisyen doktorlar yapıyor. Ürologlar zaten iş kendi alanları dahilindeki bir sahadır. Çocuk cerrahları yapıyor. Gibi gibi geniş bir doktor kitlesi yapıyor. Sünneti yeter ki sağlık memurları da yapar. Ama iyi öğrenmiş, güvenilir, evvelinde tecrübesi olan, yani mümkün mertebe yine de uzmanının yapmasında fayda var diye düşünüyorum. Peki sünnet olan çocuk sonrasında aileler nelere dikkat edecekler? Şimdi sünnette ben birçok teknik var. Böyle işte modernize, daha değişik şeyler falan da olmakla beraber cerrahi sünneti çok beğenirim. Yani tam ölçüsünü alırsın, bitirdiğin zaman iyileşmiş haline kadar, ki çok da beğenilir yaptığım sünnetler. Yani ne ile sonlanacağını bilmiş halde bitirirsin. Yani sünnet önemli bir cerrahi operasyon. Cerrahi bir operasyondur. Dolayısıyla hani ölçümü bilmem ne falan çok önemlidir. Ben şekline de çok dikkat ediyorum. Yani sadece oradan bir deri parçasının alınması değil, bittiğinde şekli şemalinde güzel olması çok hani özenerek çalıştığım için dikkat ederim. Sünnet sonrasında olabilecek, yani ilk 24-48 saatte sıklıkla karşılaşabilecek bir şey kanamadır. Yani sıklık dediğim en sık karşılaşılabilecek bir şey. O da çok dikkatle çalışılırsa kanama pek olmaz. Ama İşte onun için biraz önce dediğiniz noktada bir şeyi unuttum. Yani nerede profesyonel birileri tarafından steril ortamlarda. Yani evde eskiden yapardık, ben de yaptım. Evde sünnetler, toplu sünnetler, ne bileyim işte o rica etti, gittik, yapıldı falan filan. Ama orada hastanedeki ortamında değilsin. Sen bir yere gidiyorsun, o yok, bu yok falan, ne bileyim bir masanın üstünde falan, bunlar güzel şeyler değil. Ya Avrasya Hastanesi'nde de çok sayıda sünnetler çok yapıyoruz tabii. Ya da devam ediyor. Kesinlikle. Dolayısıyla steril ortamlarda, bu bir biyopsi odası olur, müdahale odası olur, ameliyathane olur, yapılmasında fayda var. İşte ilk 24-48 saatte kanama olabilir. Şimdi kullandığımız lokal anestezikler damar büzücü etkileri vardır. Sünnet esnasında zaten kanayan bir şeyi cerrah ya da bir doktor kanar vaziyette bırakmaz. Ama daha sonra o lokal anestezik maddenin etkisi geçtikçe damar, görünmeyen bir damar açılabilir ve kanama olabilir. Veyahut da bir travma olabilir. Ne bileyim, divandan inerken, çıkarken top çarpar, bisiklet çarpar falan ve peniste kanamalar olabilir dikilen yerlerde.
gerek ben gerek hemşire arkadaşım anne ve babanın nelere dikkat edeceğini, nasıl bakım yapılacağını falan hep anlatıyoruz. Steril şeylerle pansuman yapılması, antibiyotikli krem kullanılması, düzgün ağrı kesiciler kullanılması. Hatta ben daha uzun etkili lokal anestezikler de yapıyorum çocuk ağrı duymasın diye. Hem üstünde bir psikolojik şey kalmaması için. Çok ne kadar özenirseniz o kadar güzel neticelenen işler. Her işte olduğu gibi yani. Evet. Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken kurallardan biraz bahsettiniz ama biraz açabilir miyiz? Tabii. Şimdi bir, verilen ilaçların düzenli kullanılması. Çocuğun ilk 24-48 saati çok mümkün mertebe acil durumlarda hani ayağa kalkması, mümkün mertebe immobilize durması. İşte bu çizgi film izleyebilir, iPad'le oynayabilir şu bu falan ama çok hareket ettirilmemesi. Güzel beslenmesi, proteinli gıdalarla yara iyileşmesini arttırıcı. Kremler veriyoruz. O kremlerin üst üste sürülmeden ya serum fizyolojikle ya da sulandırılmış batikonla temizlenip onun üzerine kremin sürülmesi ve antibiyotik ağrı kesicinin düzenli verilmesi zaten kendi kendine iyileşir. Özel ipler kullanıyoruz. O ipler erirler ve kendi dökülürler. O ipleri almaya gerek yok. Genelde 2-3 gün sonra kontrole çağırırız. O kontrole gelmesi de önemli. Ama sünnetten sonra mesela o an bitti sünnet. 4-5 saat, 6-8 saat, 1-2 gün sonrasında şişebilir. Yani istenmeyen durumlar burada karşılaşabilir. Karşılaşabilir. Dokunun özelliği de, çocuğun da özelliği. Yani kimin bir yere çarpar, morarır mesela şeyi. Bir yeri. Etinin yapısı da önemlidir. Kızarıklık olur, morluk olur, biraz şişlik olabilir, ödem falan. Bunlar gelip geçip hepsi iyileşip normal haline gelir. Yani bu tür istenmeyen durumlarla karşılaştıkları zaman anneler panik yapmasınlar. Tabii. Panik yapmasınlar. Yok. Profesyonel bir yerde yapıldıkça her şeyin çaresi var. Dikkatli evet. Şeyde yapılması. Yani sünnette şu bu olması da çok nadir görülen bir şey. Çok herkes gelişti, iyi tekniklerle cerrahi işlemler yapılıyor. Şimdi bir hazırlıklı yapıyoruz bazılarını. Mesela bilinen kanama hastalığı olan çocuklar, ailesinde kan pıhtılaşma problemi olanlar, bazı çocuklar epileptik yani sarı hastalıkları var ya da otistik yapıları var falan. Bunlardan böyle özel çocuklarda biz de özel hazırlıklar yaparak evet. Sünneti yapıyoruz. Eğer enfeksiyon var mı yok mu? Yapışıklıklar var mı yok mu? Bir de peygamber sünneti dediğimiz hipospadyaslı çocuklar vardır. Onlarda da o sünnet derisi onarımda da bazen kullanılabiliyor. Harcanmaması gerekebilir. Ona da ön kontrollerle yapmak gerekir. Doğuştan sünnette olunabiliyor mu? Evet. Ama o sizin bu cümlenin karşılığı gibi değil. Yani mesela Ahmet'e sünnet yaptık. O bittiğindeki penisin yapısıyla o peygamber sünnetli dediğimiz doğuştan sünnetlilerin yapısı aynı değil. Sadece onlarda derinin büyük bir kısmı yukarı tarafta toplanır. Bir anomalidir esasında. Yani o peygamber sünnetli doğuştan sünnetli doğdu çocuğun falan bu iyi bir şey değil. Bu deri etrafında toplanır ve idrar yapılan ucundaki delik tam yerinde değildir. Daha aşağılarda olur. Hatta daha aşağılarda bile olur. Ayağına çişini yapabilir çocuk gibi böyle. Yine sünnet olması gerekir. Olması gerekir. Sünnetten öte bu deliğin yukarı taşınması falan bayağı bir ameliyat olması gerekir. Evet, çünkü hocam gerçekten önemli bir konu sünnet. Çünkü çocuğun geleceğini belirli. Peki oluyor mu böyle vakalar hocam? Yani sünnet hani ikinci defa bir sünnet yapma olasılığı olabiliyor mu? Şimdi oluyor. Düzelttiğimiz sünnetler evet, oluyor. Düzelttiğimiz ama mesela mukozası az alınmış ya da fazla alınmış ya da eğri dikilmiş gibi sünnetleri genelde düzeltilmesi yapılıyor. Da çok büyük hatalar değil. Ama tabii evet. Bir kere yapılmış olsa daha iyi. Onu da hem çocuk büyüdüyse çocuğun kendi de hoşlanmıyor mesela o durumdan. Veyahut da anne babalar mesela benim böyle düzelttiğim birkaç sünnet. Örneğin ben sünnet yapmışım. O anne baba da geçmiş olsun da gidiyor. Bakıyor.
Bizimki böyle değil diyorlar. Dur bizi o doktora götürelim diye öyle geldiklerinde fark ediyorlar. Onlar esasında onu normal sanıyorlar. Anlatabildim mi? Çok nadiren eskiden toplu sünnetler çok yapılırdı ya, orada kazalar sık olurdu. Glans'ın yani penisin kafasının kesilmesi yanlışlıkla oldu. Türkiye'de birkaç kez hatırlarsınız, haberleri falan da çıktı. Onun onarımı, tamiri çok zor olur. Tutmayabilir. Ardı sıra birkaç ameliyat gerektirebilir. Çok can sıkıcı bir şeydir. Onun için yani başına gelen için de, yapan için de, anne baba için de öyle. Onun için tabii her şey maddi durumla ilgilidir ama şimdi yoktur, sonra olur. Bence toplu sünnetler artık pek de yapılmıyor. Evet. Doğrusu da o zaten. Ne kadar profesyonel şey olursa o kalabalık içerisinde hata payı giderek artıyor bu sefer. Yani izleyenlerimiz çocuklarında eğer sünnet yaptırmak istiyorlarsa mutlaka emin elleri. Evet. İşinin ehli olan siz değerli hocalarınız da gelsinler, bir ön görüşme yapsınlar. Bence de daha doğru olur. Hem onların içi doyar. Hani bu adam nasıl biridir, ne yapacak, nasıl sünnet olacak falan. Ya çağ değişti. Yani her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Teknoloji ilerledi. Biz de vakit ayırırız. Bakılır, hazırlanır. Herkesin içine sinerek bir iş olur. Şimdi bu Covid'li dönemlerde sadece böyle hani bu sünnet tamamen bir niyetle yapılan bir şey. Yani sakin saatlere, daha çok böyle hastaların yoğun olmadığı zamanlara planlanmasını öneririm. Ki hani hem virüs kapma gibi bir şey, korku olmasın içlerinde. Ona dikkat etmek lazım özellikle. Ama Avrasya Hastanesi'nde de her türlü önlem alınıyor. Tabii tabii, tabii. Biz önce kendimiz için, evet, hastalarımız için her türlü tedbiri alıyoruz. Evet, hijyen kurallarına uyuluyor. Tabii. Maskeleriniz takılır sürekli. Yani hasta olsun ya da olmasın, yakında olsa giriş çıkışlarda ateşler ölçülüyor. Aynen. Yani uygulamalar çok güzel. Sürekli her yer temizlenir, evet, dezenfektanlar var. Evet. Çünkü böyle olması lazım. Yani rahatlıkla gelebilirler. Tabii tabii, rahatlıkla gelebilirler. Ve evet, şu anda eğitime de ara verilen bu süreçte sünnet yaptırtmak isteyen aileler çocuklarını gelsinler, sizlerle konuşsunlar, fikir cümlesi yansınlar. Anne babalarda bir heyecan oluyor ama, değil mi hocam? Tabii canım, olmaz mı? Hele de dedelerde, babaannelerde, anneannelerde heyecanı gör. Tabii o tatlı bir şey, yani tatlı bir heyecan. Evet, yaşamak istiyorlar. Yaşamak istiyorlar ama iyi bir soru. Burada da ben bir uyarıda bulunacağım. Şimdi sünneti yapmak, biz yapan taraftayız. Evet. Bir de talep edenler var. Tabii bir heyecan falan, onu ben anlıyorum ama şimdi bazıları da çok nasıl diyeyim, böyle irdeleyici ve ne bileyim internetten araştırılmış, şöyle yapılmış, bu mu yapılacak, şu mu yapılacak falan, böyle kendi gergin, çocuğu da gelmiş, evet, yanındakiler de gergin. Şimdi öyle insanlara tabii sünnet yapmak, bir iş yapmak, sünneti de geçelim, bir şey yapmak çok zor oluyor. Sürekli soru, ya sorulacak şeyler var, anlatıyoruz bilmem ne falan, fakat buna rağmen o kadar kafasında büyütmüş ki mesele, bu kadar büyütülecek bir şey yok. Sonuçta ehli birine teslim ediyorsunuz. Bizim hem yani zaten yani diplomamız, şuyumuz, buyumuz falan ayrı bir şey. Zaten etrafta da yaptığımız binlerce gerçekten esrarın sünnet var. Mutlaka birilerine de denk gelmişler. Olacak. Referans olmuştur. Şimdi o demek istediğim o tedirginlik çok artık böyle rahatsız edici boyutlara gelince, sünnet esnasında lokalle yapılıyorsa sen o yanındaki hemşireyi, ne bileyim sağlık memuru, herkesini geriyor. Bu sefer evet, o ortam güzel bir ortam olmuyor. Oysa o bu neşeyle falan bitirilmesi gereken bir işlem. Ama heyecan oluyor. Ona da gayet de normal. Bazıları dayanamıyor. Dışarılara çıkıyorlar, parklara gidiyorlar falan filan. Burada işte alkışlar kopuyor falan. Güzel şeyler. Hani hastaneye hastalık için gelinir ya, bu onun harici bir şey. Yani böyle eğlenceli, güzel bir iş için geliniyor. Güzel de tamamlanıyor. Bunlar da iyi oldu bu böyle bir program yapmamız. Sorulacak bir sürü konu varmış gerçekten sünnetle ilgili. Evet, çünkü
Etki şu süreçte de aileler biraz tedirgindi. Acaba çocuğumuzu sünnet ettirelim mi yoksa bekletelim mi diye. Yani diyelim ki bu soru 1,5 ay önce falan gelmiş olsaydı bekletin diyecektim. Evet. Ama artık hastalığın şeyi geçti. Hastaneler gerekli tedbirleri, önlemleri aldı. Biz de keza öyle. Bir kere zaten o hastalığın yoğun olduğu dönemde biz sağlıkçıların da daha az insanla muhatap olması lazım. Biz istemeyiz zaten baştan. Ama artık gönül rahatlığıyla hastaneye gelebilirler. Evet, gönül rahatlığıyla çocuklarını sünnet yaptırmak için hocalarımıza gelebilirler. Tabii. Kıymetli bilim insanlarını zaten yönlendireceklerdir. Aileleri çok da güzel yönlendiriyorsunuz bu noktada da hocam. Tabii. Gerekli hem hazırlıklar hem ne yapılacağı sonrasında bakımlarıyla falan hepsine birebir ilgileniyoruz. Evet, tabii bu noktada çocuğu da strese sokmamak gerekiyor. Evet. Eğer hatta ben hatırlıyorsa hatta biraz böyle önden çıtlatılmasının iyi olacağını düşünüyorum. Yani şimdi biz mesela geliyorlar, biz sakladık sünnet olacağını. Yani böyle o çok heyecanlı olan anne babaların bazı biz söylemedik falan. Ben mi şey söyleyeceğim şimdi burada? Yani böyle tiyatrolar oluyor değişik değişik. Onun için biraz önden bahsedilmesi, hazırlıklı olması çocuğun. Evet. Niye hastaneye geldiğini falan. Psikolojisi çok önemli. Tabii. Ha, ondan sonrasını lokal mi yapalım, genel mi yapalım, şöyle mi olsun falan filan. Yani bir şey, böyle bir şey habersiz yapmamak lazım evet. Yani. Belki ilerleyen süreçte çocukta bir hasar da bırakabilir. Psikolojik olarak tabii. Psikolojik men bir hasar da bırakabilir ve hiçbir anne baba da onu istemez. İstemez tabii ki, aynen. Çünkü bir defa olacak bir şey. Çünkü neden? İkinci bir tekrarı, olasılığı ihtimali her esnasında olabilir. İşte yanlış sünnetler dediğiniz hocam. Tabii. Bir defa tam yapılması lazım. Emin ellerde sizden gibi önemli isimler, cerrahlarımızın teşekkür eline bıraktıkları zaman ebeveynine çok da rahat edecekler. Kesinlikle. Çocuklarımız ilerleyen süreçte. Evet hocam, son şöyle toparlayacak olursak, neler söylemek istersiniz ekranların başındaki izleyenlerimize? Ben önce hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten zor bir dönem atlattık evet. Hepimiz. Ve başarıyla böyle dünyada efsane diye geçecek bizim yayınlarımız falan çıksın Sağlık Bakanlığı'nda. Ne bir sürü televizyonlarda da maceralar falan atlatıldı ama bence yurt dışındaki birçok şey de yansıtılmıyor. Yani böyle çok tatsız bir sürü şey duydum ben de. Hepimizi tebrik ediyorum. Çok güzel, başarılı bir şekilde bu işi bitirdik. Şimdi artık normalleşmek lazım. Evet, yeni bir dönem. Yeni bir dönem. Dikkatli normalleşmek lazım. Evet. Burada da ya bazı yapılacak şeyleri ötelememek lazım. Yani bazen hastalar mesela geliyor, tamam Covid'den dolayı korktuk gelmedik falan filan ama o hastalık da ilerlemiş bu dönemde. Bu da ne bileyim işte sünnet dediğiniz ya planladıysanız düğün müğün şimdi yapmayalım. Yani ama çocuk gelmiş şimdi diyelim ki belli bir yaşa yapmayalım seneye yapalım falan tabii ki onda acelesi yok ama o ilerledikçe kaybedilen bir zaman çocuğun psikolojisinde bir yük kalıyor. Onun için hem hastanelerin gelmelerinde bir problem yok. O sıkıntılar bitti. Yani markete gittin, hastaneye geldin. Evet. Arasında bir şey yok. Biz artık özel hastanelerin birçoğu pandemi hastanesi vaziyetine çıkmış durumda zaten. Özel hastanesi çok başarılı bir süreç geçirdi. Evet, çok önemli başarılara imza attık. Evet. Hele bizim dahiliyeci göğüs hastalıkları arkadaşlarımız sonra çok özveriyle çalıştı. Hemşirelerimiz. Hem risk aldınız. Evet. Evet, bunu da mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Ama onlar artık geçti, temizlendi. Defaen dezenfekte edildi ortalık. Onun için şimdi normal hasta kabulüne başlamış durumdayız. Evet, kontrol bir hayat bizi bekliyor. Evet. Kurallara riayet edeceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Aslında koronanın bize kattıkları da oldu hocam. Tabii. Evet, mesela neydi? Hijyene dikkat ediyorduk ama bu kadar çok dikkat etmiyorduk belki de. Yani belli noktalarda biz samimi bir milletiz. Evet. Yoksa temiz bir milletiz. Evet. Yani ben yurt dışında birçok merkezde de bulundum. Biz ülkemiz yani anne babalarımızdan başlayıp töresel, evet, dini bir sürü, evet, şeyimiz vardır temizlikle ilgili. Onun için temiz bir ülkeyiz ama
tabii ki bu kadar yakın olmamız da bizim o da yapımızda olan bir şey. Demek ki onları artık biraz daha dikkatli olunacak. Evet, kurallara uyacağız. Kurallara uyacağız, aynen. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel tatlı sohbet için. Bilgiler için çok sağ olun efendim. Sağ olun Esra. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Kıymetli hocamızla birlikte genel cerrah uzmanımız Operatör Doktor Bülent Öztürk ile korona günlerini konuştuk. Öncesini, sonrasını ve önemli bir konu olan sünneti konuştuk. Sünnet olan çocuklarımız, olacak olan çocuklarımızı nereye bekliyoruz? Avrasya Hastanesi'ne bekliyoruz. Avrasya Hastanesi'nin tecrübeli doktorları, güler yüzlü doktorlarına ebeveynler çocukları emanet edebilirler. Ve bunlardan birisi de kıymetli Bülent Öztürk hocamız. Ve ne diyoruz efendim? Sağlıklı bir yaşam bizi beklesin. Güzel bir gelecek bizim olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, saygıyla, sevgiyle kalın. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve Avrasya Hastanesi'ndeki misafirlerimize soruyoruz. Koronavirüs hayatımızı nasıl etkiledi? Tedbirler yeterli mi? Peki sosyal mesafeye ne kadar dikkat ediyoruz? Evet efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Benim koronavirüs davası insanlığa bir ders olması için çok iyi oldu yani. İnsanlar tamamen sapıtmışlardı. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Efendime söyleyeyim, kuzu eti değil, eşek etini satıyorlar. Efendime söyleyeyim, bu kara kovan balı değil. Efendim, Mısır püskülünden yapma balları milleti. Allah bu kadar şeylere tahammül edemedi yani. Bu millete bir zulüm gösterdi ama ibret alsınlar diye gösterdi yani. İsra suresinde Kur'an-ı Kerim'in 58. ayetinde biz kıyameti koparmadan milletleri helak edeceğiz. Bu azgınlıkları içinde şiddetli bir azaba çaptıracağız. Belki bir imana gelir, yola gelirler de. Bu deyici, millet bunu hiç anlamıyor, gayleye almıyor. Ama gene bir başlarına bir musibet gelecektir yani. Böyle devletin, bir milletin Allah'tan sonra devleti gelir. Devletin kurallarına uymak yerindesiniz yani. Peki kurallara uyuyor muyuz? Şimdi kesinlikle uymuyoruz. Müstesnalar hariç. Maske takacağız. Maske takacağız. Sosyal mesafeyi ayrı şey edeceğiz. Efendim söyleyeyim. 25-30 kişi bir yere toplanıp langır lungur langır lungur konuşmaya ne lüzum var? Yani devlet bir kanunlar yayınlıyor. Böyle sosyal mesafeye diyor, dikkat ediniz diyor. Birbirinizle çok yakından irtibat kurmuyoruz. Yok, devlet sanki öyle demiyormuş. Siz eskisi gibi gene sarılın, buruşun. Bu olmaz böyle. Dikkat etmemiz gerekiyor ve önleyemeyebiliriz yani. Nasıl önleyeceksin? Bütün dünya devletlerini işgal etmiş. Her gün test yapıyorlar. Şu kadar insanda virüs şeysi, vericisi var diyor. Bunu sen nasıl önleyeceksin? Azaltmak için bu kanunlara uyacaksın yani. Tedbirlerimize uymamız lazım. Hastanesindeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Neden Avrasya Hastanesi? Bu hastanenin personelinden, efendim doktorlarından memnunum ben. Evet. Onun için tercih ettim. Her zaman gelirim, burada tedavi olurum. Ölümden gayrı her şeye çare bulunuyor yani şimdi. Tavsiye eder misiniz bu hastaneyi? Ederim canım, tavsiye ederim yani. Memnunsunuz. Herkese tavsiye ederim. Bana her şeyimizi yapıyorlar. Ama tıbbın yapamayacağı bir şey Allah-u Teala'ya kalıyor ya. Her iş öyle yani. Sen şimdi buradan çıkacağın belli değil yani. Allah'ın takdir ilahisi olursa çıkacaksınız yani. Durum bundan ibaret. Ama hastaneyi beğeniyorsunuz. Hastaneyi beğeniyoruz. Personeli iyidir. Kolaylıklar gösterirler. Doktorlar iyidir. Tabii ki hep tüm vatandaşları nasıl etkilediyse bizi de aynı şekilde etkiledi. İş hayatımızı etkiledi. Ticaretimizi etkiledi. Sağlığımızı etkilemedi ama şu an çok şükür etkilenen de oldu, çok şükür. Peki tedbirleri alıyoruz. Tedbiri alıyoruz elhamdülillah. Nelere dikkat ediyoruz efendim? El hijyenlerine, yani temizlik için ne gerekiyorsa onların hepsini alıyoruz elhamdülillah. Maskemizi takıyoruz. Tabii takıyoruz. Sosyal mesafe. Aynen dediğin gibi onlara da sosyal mesafe evimizde olsun, hastanelerde, dışarıda, toplum içinde olması gereken ne varsa onları yapıyoruz.
Yani, toplumun duyarlı olması. Tabii tabii. Gerekiyor. Önemli olan karşımızda sen maske taksan da karşıdaki takmasa da benden onu görmesi lazım. Evet. Peki efendim, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet, neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Yakın olması, şimdi devletin kurumlarına gittiğiniz zaman 15 gün, 20 gün, gün veriyor. Bir gün bir operasyon çektim bir kalktığın zaman. Ne, sana 15 gün müddet veriyor. 15 sene git, işte şunu yap, bir 15 gün aradan zaman kaybı. Hastanın o zaman duracağı belli mi? Bir mesela bir mide taşı için gittik. 20 gün, bir ay gün veriyor, 2 ay gün veriyor. Ben buna dayanamam. Bir ev hanımısınız ama tabii evde kontrol sizde, alışverişler yapılıyor, direkt size geliyor, siz onları mutlaka ki yıkayaraktan. Yıkayarak, silerekten, temiz temiz. Kızıma diyorum işte dolaba öyle koyalım, hani sirkeli suyuna, bezle siliyoruz, öyle dolaba koruyoruz hani, temiz olsun. Havalandırma. Evet, hep açıyoruz camlarımızı, hani her şeyi temiz temiz olsun, hani hastalık bulaşmasın bir yerimize diye çok dikkat ediyoruz. Evet, yani, tabii bu süreçte sosyal mesafe de çok önemli. Biz zaten 3 kişiyiz. 3 kişi, 4 kişiyiz. Bizde kalabalık yok. Tabii şu da var, artık dışarı sohbetleri, misafirler. Misafir gidip gelme yok. Bu da olmadı, bayramda da olmadı. Hiç gidip gelme olmadı. Zaten hiç aşağı inmedik, hiç inmedik. Kurallara dikkat ettik. Kurallara çok dikkat ettik, Allah'a çok şükür. Hep kızım, ben, oğlum. Hep evdeyiz hani, hiç dışarı çıkmadık. Hani hasta olmadık müddetçe, bir ihtiyacımız olmadı müddetçe hiç çıkmadık dışarıya. Peki şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz efendim? Ben hep burayı şey yaparım. Oğlum, kızım bademcik ameliyat oldu Ferhat Bey'de. Ben burada kadın hastalıklarından Tamer Bey'e ameliyat oldum. Göğsümde bir rahatsızlık çıktı, bu Bülent Bey'e tedavi gördüm. Yani ben hep buradan çok memnunum. Onun için yine buraya getirin beni, eşime öyle dedim, eşim benim. Evet. Onun için geldim hani, şimdi midemde rahatsızlık var. Onun için burada mideme hortum saldım. Bülent Bey'e mi geldin? Bülent Bey'e geldim. Yani ben memnunum. Hizmetlerinden memnunum. Çok, Allah razı olsun, iyiler. Evet. Çok memnunum.